Merhabalar. Önceki dersimizde Python ile çizgilerle nasıl çalışılacağını görmüştük. Bu derste yüzey ve katılarla devam edelim. İlk olarak çalışma ekranına yine Python Script düğümünü çağıralım. Şimdi yine Python Script düğümüne sağ tıklayıp Edit diyerek konsol ekranını açalım. İlk olarak oluşturmak istediğimiz yüzey ya da katıların çizgilerini ve bu çizgilerin de noktalarını oluşturmalıyız. Bunun için konsol ekranına önce bir nokta çağıralım. Noktayı çağırmadan önce noktaya bir değişken tanımlamalıyız. Bu değişkenin adı oluşturacağımız ilk nokta için PT1 olsun. Şimdi nokta düğümüne çağıracağımız point kategorisine gidelim. Açılan listedeki düğümlerden X, Y ve Z koordinatlarına sahip point by coordinates düğümüne çağıralım. Noktanın parametreleri yani koordinat değerleri için parantez açalım. Parantezi açtıktan sonra burada ilk koordinat değerine yani X değerine 0 diyelim. Y değerini 3 diyelim ve Z değerini 0 diyerek parantezi kapatalım. Şimdi noktayı görmek için çıkış değerine nokta değişken adını girelim. Kolu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi ilk noktayı oluşturduk. 3 boyutlu görünüm ekranında görüntüyü yaklaştıralım. Şimdi de oluşturmak istediğimiz çizginin ikinci noktasını oluşturalım. İkinci nokta için ilk noktayı kopyalayarak çoğaltalım. Değişken adını PT2 yapalım. İkinci noktanın Y ve Z koordinat değerlerini aynı şekilde bırakarak X değerini 10 yapalım. Oluşturduğumuz ikinci noktayı da görmek için çıktı olarak birinci noktayla beraber ikinci noktayı da girelim. Aynı şekilde kodu çalıştıralım. Oluşturduğumuz iki noktayı da görebiliyoruz. Şimdi oluşturduğumuz iki noktadan bir çizgi oluşturmak için konsol ekranından Line by Start Point End Point düğümünü çağıralım. Düğüme L1 değişken adını verelim. Düğümün Dynamo kütüphane hiyerarşisindeki yerine bakalım. Düğümün yerine baktığımızda geometri başlığı altından curve ve line düğümleri içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Yeniden konsol ekranına döndüğümüzde burada line diyerek düğümün kategorisini ve düğümün kendisini çağıralım. Düğümün parametre girişlerine baktığımızda start point ve end point yani başlangıç ve bitiş noktası olduğunu görebiliyoruz. Yeniden konsol ekranına döndüğümüzde ilk parametre başlangıç noktası olan PT1 ve ikinci parametreye bitiş noktası olan PT2 noktalarını girelim. Parantezi kapatalım. Şimdi çıktıya L1 değişkenini de girerek kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi çıktı sonucu olarak noktaları ve çizgiyi görebiliyoruz. Şimdi oluşturduğumuz çizgiyi 7 birim öteleyip yeni bir çizgi oluşturarak bu iki çizgiden bir yüzey elde edelim. Oluşturmak istediğimiz ikinci çizginin noktaları için ilk çizginin noktalarını kopyalayarak çoğaltalım. Yeni noktaların değişken adlarını PT3 ve PT4 yapalım. Y koordinat değerlerini de 10 yapalım. Yeni noktaları görmek için çıktıya PT3 ve PT4 yazalım. Kodu yeniden çalıştıralım. Burada PT3 nokta adını yanlış girdiğimiz için hata aldık. Yeniden PT3 yapalım. Kodu çalıştıralım. Kodu çalıştırdıktan sonra oluşturduğumuz çizgiyle beraber yeni noktaları da görebiliyoruz. Şimdi bu noktalardan ikinci bir çizgi oluşturalım. Yine ilk çizgiyi kopyalayıp çoğaltarak ikinci bir çizgi oluşturalım. İkinci çizginin değişken adına L2 diyelim. Parametre girişlerine PT3 ve PT4 değişkenlerini girelim. İkinci çizgiyi oluşturduktan sonra çıktıya ikinci çizgiyi girelim. Kodu çalıştıralım. Artık ikinci çizgimizi de görebiliyoruz. Şimdi bu iki çizgiyi birleştirerek bir yüzey oluşturalım. Bunun için kütüphaneden geometri başlığı altında surfaces yüzeylerden polysurface düğümlerine baktığımızda burada yeşil renkle de gördüğümüz gibi farklı şekillerde yüzey oluşturma düğümleri bulunmakta. Yüzey oluşturma düğümlerini gezdiğimizde hemen sağ tarafta kısa bilgilendirme notlarını görebiliyoruz. Düğümlerin kısa bilgilendirme notlarına baktığımızda bizim için input giriş değerini curve yani eğriler, çizgiler oluşturmalı ve çıkış değerini surface yani yüzey oluşturmalı. Düğümleri gezdikten sonra uygun düğümü seçelim. Şimdi konsol ekranına dönelim ve yüzey oluşturma düğümünü çağırmadan önce değişken tanımlayalım. Değişkenimize surf diyelim. Düğümü kütüphane hiyerarşisine göre çağıralım. Parantez açarak ilk parametreyi L1 ve ikinci parametreyi L2 yaparak parantezi kapatalım. Oluşturduğumuz yüzeyi görmek için çıktıya yüzey değişkenine girelim. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi hata aldık. Bunun sebebi yüzey oluşturma düğümü tek bir girişe sahipken biz burada birden fazla giriş oluşturduk. Daha net anlaşılması için çalışma ekranına örnek olarak temel giriş düğümlerinden number düğümünü çağıralım. Gördüğümüz gibi iki veriyi de tek bir düğüme giremiyoruz. Bunun için iki veriden bir liste oluşturmalıyız. Liste oluşturma düğümünü çağırdığımızda
İkinci bir veri girişi oluşturarak iki veriyi de tek bir düğüm ile birleştirip tek bir çıkışla düğümleri bağlayabiliriz. Şu anda konunun anlaşılması için örnek olarak çağırdığımız number düğümleri, yüze oluşturma düğümleri için uygun veriler olmadığı için hata aldık. Burada önemli olan iki ya da daha fazla veri girişinden bir liste oluşturarak tek bir veri çıkışı oluşturmanın mantığını anlamak. Düğümleri silerek tekrardan konsol ekranına gidelim. Konsol ekranında aynı şekilde Python ile bir liste oluşturmak için parametre girişlerimizi köşeli parantez içine alalım. Artık köşeli parantezle L1 ve L2 parametreleriyle bir liste oluşturduk. Şimdi kodu yeniden çalıştıralım. Artık Python ile noktalar ve çizgileri kullanarak oluşturduğumuz yüzeyi görebiliyoruz. Dilersek buradaki parametreleri değiştirerek yüzeyde değişiklikler yapabiliriz. Mesela PT4 noktasının Z yükseklik değerini 10 yapalım. Parametre değişikliği ile yüzeydeki değişimi görebiliyoruz. Ya da 3 yapalım. Evet, farklılığı görebiliyoruz. Yüzey oluşturduktan sonra şimdi de solid katı oluşturmaya bakalım. Oluşturacağımız katı için kütüphaneden kör erilerden elips düğümlerine bakalım. Burada yine oluşturma ve sorgu düğümlerini görüyoruz. Biz burada yeni bir elips oluşturmak istediğimiz için oluşturma düğümlerinden orijin noktası ve x, y yarıçap değerlerine göre elips oluşturan düğümü seçelim. Giriş değerlerine baktığımızda elipsin merkezi orijin noktası, x ekseni ve y eksenini görebiliyoruz. Giriş değerlerine baktıktan sonra düğümü silebiliriz. Şimdi konsol ekranından düğümü çağıralım. Yine önce değişken adını girelim. Şimdi de elips düğümünü çağıralım. Parametre girişlerinin merkezi orijin noktası için daha önce oluşturduğumuz noktaları kullanalım. Bunun için ilk elipsin orijin noktası olarak PT1 noktasına girelim. X'teki yarıçap değerini 7 ve Y'deki yarıçap değerini 5 girerek parantezi kapatalım. Şimdi oluşturacağımız solid katı için ikinci bir elips oluşturalım. Bunun için elips düğümünü kopyalayarak çoğaltalım. Değişken adına EL2 diyelim. Parametre girişleri için PT2 noktasını kullanalım. Ve son olarak üçüncü bir elips daha oluşturalım. Yine değişken adını girelim ve merkezi nokta için PT3 noktasını girelim. Şimdi elipslerin merkezi noktalarını X'te ve Y'de aynı, Z'de farklı yapalım. Yani aynı doğrultuda farklı yüksekliklerde noktalar yapalım. Bunun için PT1 noktasının X'te ve Y'deki değerlerini kopyalayarak PT2 ve PT3 değerlerini yapıştıralım. Şimdi de PT2 noktasının Z değerini 2 ve PT3 değerinin Z değerini 4 yapalım. Z değerlerini değiştikten sonra burada kullanacağımız noktalar ve elipsler dışındaki düğümleri silelim. Çıktı değerlerine noktaları girelim. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi aynı doğrultuda farklı yüksekliklerde 3 nokta oluşturdum. Şimdi çıktıya elips değişkenlerini de girelim ve kodu yeniden çalıştıralım. Gördüğümüz gibi her bir merkezi noktaya göre farklı yüksekliklerde elipsler oluşturdum. Şimdi de ikinci sıradaki elipsin x ve y yarıçap değerlerini 11 ve 7 yapalım. Kodu yeniden çalıştıralım. İkinci sıradaki elipsin yarıçap değişikliğini görebiliyoruz. Şimdi bu üç eğriden bir solid katı oluşturalım. Bunun için yine kütüphaneden uygun düğüme baktığımızda, burada solid katılar başlığı altından oluşturma düğümlerine baktığımızda eğrilerden solid katı oluşturan while loop düğümünün olduğunu görebiliyoruz. Yine düğümün tek girişe sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani yüzey oluşturma düğümü gibi tek girişe birden fazla veri girişi yapmak için liste oluşturmalıyız. Tekrardan konsol ekranına giderek solid katı oluşturma düğümünü çağıralım. Düğümün değişken adını girelim. Şimdi de düğümü çağıralım. Parametre değerlerini girmeden önce düğümde çoklu veri girişi için bir liste tanımlamalıyız. Bunun için köşeli parantez açalım. Parametre girişlerine elipsleri girelim ve parantezi kapatalım. Şimdi çıktıya katımızın değişken adını girelim. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi Python'de nokta ve eğrilerden katılarımızı oluşturabiliriz. Dilersek yine parametre değişiklikleriyle katı formumuzda değişiklikler yapabiliriz. Mesela ikinci elipsin ilk yarıçap değerini 9 yapalım. Formdaki değişimi görebiliyoruz. Ya da 10 yapalım. Parametre değişikliğiyle değişimi görebiliyoruz. Benzer şekilde elipslerden yeniden yüzey oluşturmak istersek yeniden konsol ekranına Polysurface by Loft düğümünü çağıralım. Parantezi açalım. Parametreleri kopyalayalım ve parantezi kapatalım. Çıktıya katı değişkenini silerek yüzey değişkenine girelim ve kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi eğrilerden yeniden yüzey oluşturduk. Bu derste Python ile yüzey ve katılarla nasıl çalışılacağını gördük.
Aklınıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.